Selamlar herkese. Biliyorsunuz son videomuzda Arbitrum çalışma gruplarından bahsetmiştik ve yeni başlayacaklar için öneminden bahsetmiştim. Bu videomuzda da Arbitrum forum tarafından bahsedeceğiz. Yine hibe başvurusu yapacaksanız veya Arbitrum içinde bir yerde çalışmak istiyorsanız, Arbitrum alanında aktif olmak istiyorsanız, Arbitrum forum yine en önemli alanlardan biri ve özellikle başlangıç için veya bir başvuru yapmadan önce Arbitrum foruma mutlaka bakmanız gerekiyor bence. Onun için de bugün Arbitrum forum tarafı Önce sunum üstünden beraber inceleyeceğiz. Ardından da web sitesi üstünden forum sitesini inceleyeceğiz. Peki Arbitrum Forum neden önemli? Arbitrum Forum'u şöyle düşünün. Arbitrum ekosistemindeki herkes şeffaf bir şekilde fikirlerini burada paylaşabiliyor. Nasıl hani global reddit var, işte Türkiye'de ekşi sözlük var, bunun gibi düşünün. Bir başlık açıp fikirlerini topluluk burada paylaşabiliyor. Bunun dışında ekip üyeleri veya işte Arbitrum yönetiminde yer alanlar veya Arbitrum içinde yine söz hakkına sahip olanlar kişi oradan proposal yani teklifler açabiliyorlar. Örneğin işte şöyle şöyle uzun bir teklif hazırlıyor. Bütün projelendirme detaylar birazdan bakacağız. Gaming projelerine şu kadar hibe verelim. Şundan dolayı projenin amacı bunlar, detayları bunlar gibi. Sonra oylamaya açıyor mesela. 30 gün boyunca herkes oy veriyor. Kabul edilirse Arbitrum hazinesinden bir kısım oraya ayrılıyor gibi düşünün. Veya bir etkinlik yapılacak. Her şeyin oylaması bu forum üstünden merkeziyetsiz bir şekilde, şeffaf şekilde yapılıyor. Böyle düşünebilirsiniz ve Arbitrum'la ilgili onun için birçok bilgi de burada. Ve Arbitrum'daki en aktif aktif kişilerdi burada. Onun için networking içinde oldukça önemli Arbitrum Forum. Peki Arbitrum Forum nasıl çalışıyor? Arbitrum Forum'un amacı az önce de söylediğim gibi Arbitrum'la ilgilenen kişilerin, topluluğun buraya katılmasını, burada aktif olmasını, sohbetler etmesini, buradaki Arbitrum'un içinde konuşulan her şeyi görmesini sağlıyor. Aynı Reddit gibi, ekşi sözlük gibi. Ama bunun dışında burada yönetim tarafı da var. Yani bir karar alınacaksa Arbitrum Forum içinde oylamaya açılıyor ve burada karar alınıyor. Yani forumun aslında amacı merkeziyetsiz yönetişim ve katılımı arttırmak ve burada işte teknik taraflarda veriliyor, etkinlikler de burada paylaşılıyor, herhangi bir konuyla ilgili sorular da paylaşılıyor. Her şey burada oluyor. Ee, örneğin siz bir fikriniz var. Arbitrum'da. Burada bu önerinizi paylaşabiliyorsunuz. Bir topluluk tartışması başlatabiliyorsunuz veya başkası bir şey söylüyor, siz yorumda bulunabiliyorsunuz ve buradan Arbitrum içindeki aktif kişilerle hatta Arbitrum'un yöneticileri en üstteki yöneticileriyle bile konuşabiliyorsunuz. Ve bunun dışında oylamalar açılıyor dediğim gibi, teklifler açılıp buradan oylamalar da yapılıyor herhangi bir etkinlik, herhangi bir proje için. Örneğin başarılı bir örneklerden biri hani Arbitrum'da örneğin Gaming Injectives diye bir program açılmıştı. Proposal gönderildi. Burada bütün proje projenin detayları yer aldı. Birazdan inceleyeceğiz zaten. Ve herkes buradan yorumunu da yaptı, oyunu da kullandı ve bu program kabul edildi ve bu program aracılığıyla projelere 5 milyon dolar dağıtıldı ve buradan birçok başarılı projede çıktı. Forum tabii ki hani topluluk üstünde birçok etkiye de sahip ve bunun birinci etkisi şeffaf olması. Yani örneğin nasıl bir ülkede her şey için hani bir vatandaş olarak oy kullanıyoruz belli yerlerde. Yani burada da her şey hakkında, her konu hakkında oy kullanıyoruz Arbitrum'un yönetimiyle. Arbitr tüm tüm hamleleriyle ilgili. Onun için yönetimin içinde oluyoruz ve buradaki merkeziyetsiz şeffaf yönetimi görüyoruz. Projeler burada birbiriyle etkileşime giriyor. Buradan ilk çıkan projelerin çıkışını görebiliyorsunuz ve en önemlisi buradaki her şey şeffaf ve bunları herkes görebilir. Şimdi Arbitrum Forum'a katılmak istiyorum. Nasıl katılabilirim? Sitenin linkini zaten bırakacağım. Herkes katılabiliyor. Herkesin katkıda bulunabileceği, herkesin buradaki tüm aktiviteleri görebileceği, herkese açık bir platform. Konuları takip edebiliyorsunuz. Bir fikriniz var. Taslak hazırlayıp yapabiliyor. Buradaki her şeyi kolayca paylaşabiliyorsunuz. Oylama süreçlerinde katılabiliyorsunuz. Birazdan siteden göstereceğim için şu an çok detaya inmiyorum. Forum gün geçtikçe büyüyor ve oldukça aktif. Her gün yeni proposer'lar, yeni teklifler çıkıyor. Yeni tartışmalar var. Farklı araçlar çıkıyor. Burada birçok topluluk liderlerini de Arbitrum forumunda aktif olarak görebiliyoruz. iletişim kurabiliyoruz. Yani gün geçtikçe Arbitrum Forum'un önümünü daha iyi anlıyoruz diyebilirim. Ve bu noktada da Arbitrum ekosistemine hem toplum karar süreçlerine katılabiliyoruz katılımı konusunda, hem burada yeni projelerin destek alması konusunda, hem de gerçekten ve bütün ana odağı olan merkeziyetsizlik konusunda önemli katkı sağlıyor. Özellikle burada aramızda vardır hibeye başvurmayı düşünenler. Bir hibeye başvurmak istiyorsanız Arbitrum forumunda da aktif olmak size avantaj sağlıyor. Neden? Bir, networking. Yani ilki gerçekten networking. Orada siz birilerine cevap verdikçe, birileriyle network kurdukça burada yeni insanlar tanıyorsunuz. Onlar sizi tanıyor ve bu da sizin ileride alacağınız hibeyi, yatırımın olasılığını arttırıyor. Çünkü sonuçta her işin başı ekibe sizi biri tanırsa, gerekli özellikle sahip olduğunuzu bilirse de önemli destekler sağlayabilir. Veya o projeyle iş birliği yapabilirsiniz. Veya bir ekibin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Network tarafı önemli. E, projenizde topluluk desteği alabilirsiniz. Projenizle ilgili sorularınız olur. Geri bildirim alabilirsiniz. Ve bunun dışında birçok gerçekten katkısı var. Onun için mutlaka Arbitrum Forum'a bir bakın, bir göz atın derim size. Şimdi forumun sitesine giriyorsunuz. Kolayca kayıt olabiliyorsunuz. Buradan sign up deyip işte mail şifre belirleyip oldukça kolay diğer nasıl sitelere kayıt oluyorsunuz. Daha sonra buradan kategorileri başlıkları görebiliyorsunuz. Ama buradan kategori seçip örneğin işte proposal'lar. Mesela burada işte son proposal'ları görebiliyorsunuz. Arbitrum Grow Circle Event Proposal'ı varmış örneğin. En son 27 dakika önce yorum yapılmış. Burada bir bütçe isteniyor. Burada bir oylama da var. Mesela girip burada üye olduktan sonra oyunuzu da kullanabiliyorsunuz. Burada eventle ilgili detay detaylar verilmiş. Bakın organize edilecek şöyle. Mesela 67 bin dolar bütçe istemişler bu event için. Ve tüm detayları belirlemişler, vermişler. Ama ne olmuş mesela? Reddedilmiş. Yani şu an en azından hala bitmedi oylama. 21 Şubat'ta bitiyor. %74 bu etkinliği reddetmiş. Bu Proposal reddetmiş. Mesela bunları okuyabilirsiniz. Ne reddedilmiş, ne kabul edilmiş, neden? Örneğin burada insanlar yorum da yapmış. 4400 kişi de oy vermiş. Mesela burada yorumlar da var. insanlar burada tartışıyor işte demiş ki neden hani bu hibe programının mantıklı olup olmadığı ile ilgili sorular sormuş ve burada işte diğer kişi cevap vermiş. başka evet, başkası sorusu olmuş. Biri demiş ki işte bütçeyle ilgili daha detaylı bir plan istiyorum. Diğerleri cevap verip paylaşabiliyor. Yani birçok böyle oylama var. Şimdi geri gidelim. Buradan girip mesela daha programları, grantler, research kısmı ile ilgili yani birçok proposal ve oldukça aktif. Mesela general kısmına girelim. Burada da birçok proposal var. Mesela en son 7 saat önce bir proposal açılmış new telegram arbitrum dao delegates private group chat ile ilgili bir şey açılmış. Yani birçok proposal var. Gerçekten o kadar çok var ki hepsini görebiliyorsunuz buradan oldukça basit bir şekilde. Ve oldukça aktif bakın 29 dakika önce, 43 dakika önce, 1 saat önce. Siz de buradan girip bunlarla da tartışmalara katılıp insanlarla tartışabilirsiniz. Örneğin bizim çok bahsettiğimiz Gaming Catalyst hibe programı vardı. O da buradan mesela başladı. Ve bir oylama açıldı ve bu oylama sonucunda aslında hibe verildi. Burada örneğin Mayıs 2024'te bu program açılmış. Ve Snapchat işte oylamaya verilmiş. Burada tüm hipotezler yazıyor. Neden böyle bir program var? Neden bu programı yaptılar? İşte mesela roadmap'i bunun nasıl ilerleyeceği yani KPI'ler ne kadar başvuru bekliyorlar mesela işte ne kadar seçilecek ne kadar. Yani tüm detayları burada proposal olarak veriyorlar. Ekip kimler? Adımlar kimler? Total mesela 200 milyon arbitrum istemişler. Anlık yani 100 milyon dolara falan denk geliyor. Proposal ile ilgili tüm detaylar var ve bu proposal bakın burada işte 24 bin kişi tarafından oylanmış ve %90 evet oyla kabul edilmiş ve şu an bu programda açıldı. Sizlerle de detaylarını paylaştım. Teklifler böyle oylanıyor. Şeffaf şekilde paylaşıyor. Oyları bile görebiliyorsunuz. Yine tartışmalar açılıyor. Tüm sorularınız burada cevaplanıyor. Örneğin burada biri soru soruyor. Ekip cevap veriyor. Başkası işte mesela soru soruyor. Yine işte neden var, ne yapılıyor, ne var, ne yok diye ekip cevap veriyor. Yani her detayı bulabiliyorsunuz ve burada önemli ekiplerle de burada bunun sayesinde tanışabiliyorsun önemli. Bakın burada tartışmalar yine burada da var. Sorular, cevap Herkes yani burada Arbitrum'da bütün profillerle aktif profillerle özellikle tanışabilirsiniz. Onlara cevap verebilirsiniz. Yani aktif olmak hem networking'inizi arttırır hem de Arbitrum'da neler oluyor, neler değişiyor hepsini görebilirsiniz. Onun için bence Arbitrum forumu mutlaka ziyaret edin derim size. Umarım bu videoda faydalı olmuştur. Bu linklerin hepsini yorumlara bırakacağım. Sorularınız varsa da mutlaka yorumlara sizler de belirtin. Gelecek videolarda zaten hibe başvuruları ile ilgili farklı sorularınız varsa bunları da mutlaka cevaplandırmaya hatta belki bir canlı soru cevap etkinliği yapmaya çalışacağım. Söylediğim gibi tüm buradaki kaynaklara açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur. Gelecek videoda görüşmek üzere.